Programın başında bu müzik festivallerinden Evet. falan bahsettin ya. Ya şimdi bak, Bolivya'nın Birleşmiş Milletler delegesinin konuşmasını dinledin mi? Evet, dinledim. Onu Diyor biraz da o ki yüzden söylüyorum. Bolivya ve Kolombiya. Kolombiya İkisi öyle, çok... Bolivya öyle, İspanya öyle. Ya çok enteresan. Latin dünyası mı diyelim bir genelleme Sol dünya, yaparsak? bunu da diyelim canım. Solcuların hepsi destek verdiler. Ya bak Buradan niye gocunacağız ki? Yani şu bugün konuşma... sokaklarda, Londra'da, New York'ta solcular da var. Enternasyonistler. Niye gocunacağız? Avrupa solu diyelim. Avrupa solu. Yoksa tabii. Bizdeki solla karışmasın. Yok, Türkiye'deki sol gruplarda bakıyorum. Tipin genel başkanı Filistin için yürüyorum diyor. Sen CHP için bunu söylüyorsun. Tabii, CHP'yi tabii. solda saymıyoruz tabii, hocam. İşte o yüzden. Bence ülkenin en gerici partisi CHP. Neyse, konuyu yine CHP'ye getirdim. Öyle size. Ama. Şimdi şu var. Bak, Bolivya'nın Birleşmiş Milletler delegesi, İsrail insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumludur. Sorumlular hesap vermeli. Ya bu kadar net. Bu kadar. Bu kadar net. Gözü olan, vicdanı olan herkes orada ne yapıldığını görüyor. Dün Fransa Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Evlere şenlik. Nasıl olduysa Kuzey Gazze'de iki tane Fransız çocuğu hayatını kaybetmiş. Evet. Ve dediler ki insani ateşkes derhal ilan edilsin. Ya kardeşim, 7 Ekim'den beri 3500 çocuk orada hayatını kaybetti. Bir yaşının altında 150 tane bebek öldü. Ölen her çocuğa insanlığın vicdanı tabii ki el vermiyor, üzülüyoruz. Ama keşke o çocuklar da ölmeseydi de. Fransız pasaportu taşıdan iki tane çocuk hayatını kaybettiğinde hatırladığın insani ateşkesi 7 Ekim'den beri neden hatırlamıyorsun? Ya bu çifte standart, bu iki yüzlü batının bu tavrı, yani insanlığın önündeki bence en büyük sorun. Kesinlikle. Ve yıllarca bize bunu Fransız medeniyeti, sekülerizm, işte, İngiliz medeniyeti, laiklik, görüyoruz işte medeniyetlerini görüyoruz. Medeniyet. Guterres diyor ki tarihi anlardan geçiyoruz. Tarih hepimizi yargılayacak bu durumdan dolayı diyor. Batı hakkında bence zafer hüküm çoktan verildi. Yani bundan sonra ağızlarını, insani değerler, şu bu nasıl açacaklar? Tabii. Bir din savaşının arkasında kümelenmişler İsrail'in. Çok açık bir şekilde böyle ifade yani ediyorlar. Haçlı... Çocukları bu yüzden katlediyoruz evet. diyorlar. Bütün Haçlı dediğin Bak, gibi. Bak, Haçlı savaşlarından beri insanlık namına bir adım ileri gidememişler. O zaman Haçlı seferlerini niye yaptılarsa bugünkü niyetleri de aynı. Aynen öyle. Dolayısıyla Zafer'in o söylediği ayrıntıyı söyleyeyim. Biz halklardan bahsetmiyoruz. Yönetimler, Fransız halkı yasaklara rağmen sokaklarda. Dün yine kitlesel gösteriler vardı. Bir de altını çizerek söylüyorum. Katar'da şurada burada olmayan gösteriler. Birleşmiş Milletler'de tablo açık zaten. Zafer Bey'i destekleyelim. 14 tane ülke evet, 45 çekimser, yani %50'ciler, 120 tane ülke ateşkes ilan edilsin dedi. Yani bloklaşma orada da var. Karşılığı işte bu. Halklar hocam... değil, bir daha söyleyelim bunu hakikaten. Halk grupları değil kastettiğimiz, yönetim hükümet yani. Edenler. Tabii. İçlerinde 14'ün Irak'ta vardı. Irak sonra açıklama yaptı. Yani İsrail'in kınanmasını ve o ateşkes çağrısını yeterli bulmadığını, daha sert bir tavır takılması gerektiğini düşündüğü için evet oyu vermediğini açıkladı. İyi ki altını çiziyorsun bunu. Bu da önemli çünkü evet. topyekun gönderiliyor. Yusuf Hocam, evet. siz oradaydınız yakın zamanda. Evet. Gittiniz bölgeye de. Şu evet. son duruma bir bakalım haritadan. Evet. Haritada iki bölgede daha. Samet, aslında... İşgalin, İsrail işgalinin son durumunu gösteren bir haritamız daha vardı. Bu mudur? Bu harita mıydı acaba? Bu güzel ama. Bu iyi. Peki. Peki. Şimdi bu haritaya geçmeden önce ben bunun altında yatan zihniyete dair iki cümle edersek harita daha Tabii anlamlı hocam, olacak. Buyurun. Şimdi 1800'lü yılların sonunda Theodor Herzl, Judenstaat, Yahudi Devleti isimli kitabını açıklayıp Dünya Siyonist Kongresi'nde fikirlerini ortaya koyduğunda bir slogan var, o da şu: topraksız bir halk için halksız bir toprak. Topraksız halk Yahudiler, halksız toprak ise Filistin değil o tarihte. Değil. Diyorlar ki 1917'de, aradan bir 20 yıl geçiyor. Tamam, o dediğiniz yer Filistin. Peki Filistinliler var, ne olacak bu Filistinliler? Çünkü bugün konuştuğumuz konu ana odaklanmak. Halbuki biz olayı... ta inanç sistemlerinden alıp geleceğe bir Tabii. projeksiyon çizdiğimizde daha farklı görüyoruz. Diyorlar ki Filistinliler sorun değil ki, onları sürer atarız. Aradan geçen 1947'deki ayrım, 48'de devletleşme sürecinden bu yana Filistinlileri bu topraklardan atmak mümkün olmadı. Sadece 2,5 milyona yakın insan biliyorsun Gazze'de yaşıyor. Bunun dışında 300 bine yakın üzerinde olmak üzere Kudüs'te yaşıyor ve Batı Şeria'da, Ramallah'ta, Cenin'de yaşıyor. Bunun dışında da Tel Aviv gibi İsrail'in başkenti olan bölgelerde de yaşayan evet. Filistinler. Böyle baktığında 5-6 milyona tekabül eden bir Filistinli hala var. Evet. O zaman ne yapacak? O zaman
1948 yılı öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere uyguladığı baskı, şiddet, yıldırma, mezalim, topraklarından söküp atmak ki Nekbe 1-0 dedikleri olay bu. Şimdi Gazze'de ortaya koyulmak isteniliyor. Evet, buraya yani geldik, bu olay geldik. Bir zincirin bir devamı niteliğinde bakmak lazım. Şimdi neden bu şekilde? Haritayı incelediğimizde ve bu konuyla ilgili demografiye baktığımızda 2,5 milyona yakın insan 46 kilometrelik bir şeritte yaşıyorlar. Hı hı. Toprak parçası da değil. E5'in etrafında yaşadıklarını düşünün. Bir şerit burası. Şurası 8 ila 10 kilometre civarında. Doğru söylüyorsun. Şurası da E5 diye düşünelim. Tabii tabii. 8-10 kilometre civarında bir yer ve E5'in ve dünyada nüfus kesafetinin en yoğun olduğu yer. Fakat bunun içerisinde bir yer var ki sevgili Melik. Gazze şehir merkezi burası. Hı hı. Bütün Gazze şehri de. Fakat burası Gazze şeridi. Şurası da Türk medya mensuplarının yayın yaptığı, benim de bulunduğum Siderot. Siderot. İlçesi diyelim İsrail açısından. Şimdi burada bir harekat yapmak istediğinizde... Sen tam şu bölgedeydin, yukarıdaydın. Evet, yukarıya evet. Burada bir harekat yapmak istediğinizde Gazze'nin içi son derece yoğun. Siz buraya ordunuzu sokmak istemezsiniz. Aşağıya indiğinizde ta Refah sınır kapısına kadar olmak üzere buraları da bakın meskun mahal açısından son derece yoğun. Hı hı. Nereye gireceksiniz? O zaman şuraya girip bakın burada yoğunluk yok. Yani şey yoğunluğu yok. Yaşayan insan yoğunluğu şurası gibi değil mesela. Şimdi buraya girince ne anlamı oluyor sevgili Melik? Şu oluyor Melik Bey. Yani Gazze gibi küçücük bir şeridi kendi içerisinde iki ya da üç parçaya bölebilirsiniz. Mesela şuradaki bağlantıyı 8-10 kilometre İsrail ordusu elinde tutabilirse Gazze şehir merkeziyle Erez sınır kapısına kadar olan bölge ayrı, hı hı. aşağısı ayrı. O yüzden İsrail'in hı hı. ordu sözcüsü ne diyor? Güney'e inin. Güney'e inin, burayı boşaltın. Bunun için de askeri açıdan böyle bir strateji izliyorlar, öyle mi? Yukarıdan giriliyor. Yukarıdan ve bakın yine insansız yere bir giriş. Hattın ortasından ama. Gazze Vadisi'nin kenarından değil. Değil. Yukarıdan inecek. Evet, yani şu parçayla güneydeki parçayı birbirinden koparacak. Bunun ne anlamı var? İsterseniz iki cümle söyleyeyim. Yusuf Hocam çok özür dilerim. Askeri anlamda yapılması gereken bu diyorlar değil mi? Yani bu, İsrail çünkü aslında taktik ve stratejik anlamda askeri yapması gerekeni yapıyor. Yapması gerekeni yapıyor. Çünkü siz 46 kilometre boyunca girme yaparsanız içeride müthiş bir direniş var. Neden öyle girsin ki? Burayı önce bölecek kendi içerisinde. Böldükten sonra şöyle bir şey olacak. Bunlar burada, yani Gazze'li Filistinliler burada bir habitat oluşturmuşlar. Yaşam alanı oluşturmuşlar. O yaşam alanı 40 küsür kilometrelik hat boyunca işte gıdasıydı, suyuydu. Bir hapishanenin içindeler çünkü. Denize açılamıyorsun, karadan kapatılmışsın. Hapishanede gene gardiyanın bir insafı var. Yemek veriyor sana, yatacak yer gösteriyor değil mi? Auschwitz kampının bunlar dediği gibi vardı. Bu ondan da beter. Bunlar şimdi SS subayları. Evet. Şimdi buradan girdiği takdirde kendi içinde oluşmuş bir habitatı parçalıyorsun aslında. Bir habitat var. O 46 kilometrelik kuzey-güney hattında gidiyor, geliyor, ticaret dönüyor, yaşam dönüyor. Uluslararası yardımlarla şifa hastanesi gibi hastaneler açılmış falan. Burayı kestiğinizde şurası yaklaşık 16 kilometre civarında bir şey. Burası size 30 kilometre kalıyor. Şimdi bu bölge net 30 kilometreye düştüğünde şuralardan da bir girdi daha sonra yaparsa üç parçalı Gazze'nin kendi içindeki üç küçük parçada habitat oluşturma şansı yok. Yaşam döngüsü oluşturamaz çünkü çok daha daralmış oluyor ve binaların %30'unun imha edildiğini düşündüğünüzde 200 bin konut denildi. Tabii depremde işte kaç biri konut kaybettik? Aşağı yukarı aynı. Civarında. Yani yapılması gereken konuttan bildiğimiz yapılması gereken konut sayısı 600 binin biraz üzerinde ama o daire bazında. Tabii o yıkılanlar değil, işte hasar gören, oturulamayacak durumda olanlar. Bir de o 600 bin daire. Evet. Bu konut yani 200, bina diyor bu. 200 bin bina bu. Yok 200 bin konut. Öyle mi? Binaların sayısı farklı. Az önce Atı öyle aktardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Şimdi bu perspektif 200 bin ev, aile. Evet, bu perspektiften baktığımızda Gazze'ye yönelik bu kara harekatını 6 kilometrelik bir alan içerisinde İsrail ordusu yapmakta son derece müşkülata düştü. Buraya bakın Felluce kasabını getirdiler İsrail'e. Amerikalı. Evet, Amerikalı Felluce kasabı bir general. Bu general
buraya bir kara harekatının İsrail ordusuna çok pahalıya mal olacağını kendilerine söyledim. Karar kendilerinin dedi ve gitti. Neden? Çünkü şunu görüyoruz. Gerçekten Gazze'nin altındaki müstahkem, tahkim edilmiş tüneller öyle bizim anladığımız gibi böyle çok küçük parçalara ayrılmış, topraktan kazılmış tüneller değil. 8 metre, 10 metre, 70 metreye ulaşan var. İçinde Çin'in verdiği motosikletlerle tabii geziyorlar. Tabii 70 metreye ulaşan var. 70 metre ne demek? 3 metre olsa bir dairenin yüksekliği yerden tavana, evet, yaklaşık olarak 20 katlı bir bina gibi, ki görselleri bugün yayınlandığı için, evet, tamamen komplo teorisinden uzak olarak söylüyorum. Sizin oraya atacağınız bunker buster dedikleri nüfuz edici bombalar yerin 70 metre, 50 metre altındaki tünellere etki etme şansı yok. Bir. İki. Bu tünellerin uzunluğu 500 kilometreyi bulmuş, 40 kilometrelik, 6 kilometreye 40 kilometrelik bir şeridin içinde. Bu demek ki Gazze'nin altında başka bir Gazze daha var. Dünyanın en büyük metrosu var. Tabii. Tabii. Bu imkanlarla oraya metro yapıyorlar. Yani metro gibi 500 kilometreye yakın. Öyle düşünebilirsiniz. Son derece tahkimatlı, betonlu, çelikli falan. Şimdi buradan şunu da sormak lazım yalnız. Yani bu askeri analizi de bir de bunun siyasi, sosyolojik analizine bakalım. Ona gelelim bakalım. Ama ben askeri, analizinizi çok merak ediyorum. Yani asker gözüyle. Hayır, onu söyleyeyim yine de, bir cümle söyleyeyim. Peki hocam. Nedir bu insanları kendi vatanlarında 500 kilometre tünel kazmalarına sebep olan? İşte o yüzden mecliste çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz, terörist diyorsunuz, onu diyorsunuz, bunu diyorsunuz. 4 hafta önce gidin silah vereyim, İsraillileri vurun diye hiç yakışık almayan ifadeler söylüyordunuz. Bugün gelmişsiniz Hamas'ı terörist ilan ediyorsunuz. Hamas'ın kazdığı tünel hukukun da kendisine vatan dediği yer. Şimdi böyle söyleyince gene kızacak bazı seyircilerimiz ama bunlar da kendilerini milliyetçi diye tarif ediyorlar. Yani bu kabul nasıl yani, nereye bağlayacağız bunu? Hamas'ta çıkıp milliyetçi bir partinin genel başkanı Hamas terör örgütüdür diyecek. Hangi norma göre İsrail bunu yaparken bu kadar tabii, açık tabii, uluslararası hukuka göre de terör örgütüyken Hamas'a diyorsanız biz sorgularız artık bu söylemleri. Onu şöyle formüle ediyor Sayın Akşener konuşmalarında. Önce bir adet yerini bulsun diye Netanyahu'ya tırnak içinde çakıyor. Allah arkasından, razı olsun. Arkasından ama Hamas da işte böyle, hatırlatalım. Hamas Birleşmiş Milletler'in terör örgütü listesinde yok. 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 2017 yılına kadar Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde yok. E şimdi kardeşim, çıkarılması görüşüldü dediğin gibi 2017 idi Çekoslovakya. 2014'te çıkardılar. 2017'de itiraz üzerine yeniden aldılar. Terör örgütü listesine bir aldılar. Bir şey daha hatırlatalım. Evet. Aynı Hamas bu direnişi verirken 2019'da tweet atıyordunuz. Tabii. Meral Hanım için söylüyorum. Attığınız tweette diyordunuz ki Hamas'ı Suudi Arabistan sofralarında sattınız diyordunuz. Yine şimdi, sizdiniz. Neyse oradan Hamas'tan çıkalım bahsedince ben. De, buradan şimdi, çıkalım. Ama bak şöyle, Hamas'tan bahsedince de siyasal İslamcı oluyorsun, terörist oluyorsun. Tabii, onu eşitliyorlar, evet, ya. Kavram. Enteresan bir şekilde İslamcılıkla teröristliği bir eşitlemeye tabii çalışıyorlar. Kardeşim adamlar bir kurtuluş savaşı veriyor. Ne dersen de vatanlarını savunuyorlar. Yani insan olan, vicdanı olan herkes vatanını savunana saygı duyar. Ya Birleşmiş Milletler bu terör örgütü değil diyor. Ya böyle bir durum var. Sen şimdi bir Netanyahu'ya çakıyorsun. Bir efendim Hamas da böyle yaptı. Hamas'ın da sivillere yaptığı saldırıyı biz onaylamıyoruz. Elbette. İlişkilerine yani, dair eleştirilerimiz de olabilir ama konu bu değil. Konu bu değil. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da bütün netliğiyle söyledi. Bu saatten sonra Hamas'ın bu noktasını sorgulamak bambaşka bir şey. Tabii, şu an Hamas konusu yok. Şu an 3000 şimdi tane sivil askeri katlediliyor. Askeri anlamda birkaç şey daha söyleyeceğim. Evet, şunu hocam merak ettiğim, çok konuşacağız, vaktimiz var da. Bir asker gözüyle bir direniş örgütlense, bu kadar alana sıkışmış olsanız, elinizde tüneller var, veriler var. Nasıl görüyorsunuz bu gidişatta Hamas'ın şansı var mı? Şimdi, Filistinli direnişçilerin şansı var dünya mı? Dünya savaş tarihi kendi içerisinde iki kategoride. Birincisi konvansiyonel harpler, diğeri ise meskun mahal muharebeleri. Meskun mahal muharebeleri daha çok son 100 yıl içerisinde ve hasaten de son 50 yıl içerisinde dünya savaş tarihi okuması yapanların dikkati nazarında. Yani çıkıyordunuz Mohaç meydanına ve iki ordu karşı karşıya geliyor ve savaşıyordunuz. Ya da çıkıyordunuz Çanakkale cephesine, İngiliz ordusu burada, siz buradasınız, savaşıyordunuz. Fakat meskun mahal muharebeleri iki güç arasında orantısızlık varsa daha çok ortaya koyulan muharebelerde şekillendi. Şimdi İsrail ordusuyla Gazze halkının arasında bir illiyeti var mı? Gazze halkının, Filistinlilerin
Bir ordusu dahi yok. Nereye o zaman çekiyor kendisini? Meskun mal muharebesine. Zaten sen kafese koymuşsun. Evet, şimdi mecburlar bunu. Evet. Bu perspektiften baktığımızda sorduğunuz sual doğrultusunda konuya gireyim. İsrail ordusunun bu meskun mal muharebesi içerisinde 500 kilometreye kadar ulaşmış tüneller dünya harp tarihi konusunda doktrin yazanların yoğunlaşması gereken ilk deney olacaktır. Vietnam geliyor aklımıza. Vietnam'da savaşı büyük ölçüde o tünelleri sayesinde. Tabii ama Kemal Bey sizden de katkı bekliyoruz. Bu akşam böyle gidiyoruz. Şunu söyleyeyim. Ne Vietnam ne onun dışındaki birçok meskun mal muharebesi bu kadar yoğun tünelleşmenin olduğu bir yerde verilmedi. Şu oldu mesela. Tünelin dışında setler çekildi. Mesela Keltlere karşı İngilizler Hadrianus duvarını ördüler. Bir işe yaramadı. Çinliler Hunlulara karşı Çin Seddi'ni yaptı. Bir işe yaramadı. Ama burada yerin altına oyulmuş olunan tüneller kendisini müdafaa etme noktasında halkından son derece büyük destek gören Hamas'a son derece büyük bir motivasyon kaynağı alıyor. Evet. İsrail açısından da o network'ün içerisinde kendisini kaybetmesiyle sonuçlanabilecek bir şey. Bunun için SpongeBob dedikleri falan şeyi çıkarttılar. Hani inşaat tamirlerinde köpük sıkarsınız, sonra o büyür ve kapatır ya. Tünellerin içerisine köpük sıkmayı şimdi denemek istiyorlar ama tünelin başına köpük sıkmaya gelen de indiriliyor. Çünkü evet. Uluslararası anlamda bu konuları oradan... Bakın tünelleri görüyor musunuz? İçi son derece tahkimatlı. Şimdi buradan... Bayağı korunaklı. Evet, korunaklı. Kemal Hocam sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Bu dönüşler biraz... ne? Bu dönüşler ne? Yanıltmak için mi yapılmış? Tabii şuradan şurayı göremiyorsun ve şöyle siz oraya indiğinizde o tünellerin kroksi yok elinizde. Evet. Ama öbür adamın motosikletle gezecek kadar habitatı. Bilgisi var evinde.